Merhaba arkadaşlar, Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Normalde ben 2 fincan koyuyorum. Bir de böyle deneyelim bakalım. Sizden gelen istekler üzerine her türlü yoruma açığım. Bugün sadece izleyene özel tek bir fincan kapattım. Siz izleyenlerim adına niyetlendim. Benim sayfamda şu an Instagram hesabımın linkini görüyor olacaksınız. buketlikahvefali@gmail.com'da benim mail adresim. Özelden bana ulaşmak isteyen arkadaşlarım olursa oradan ulaşım sağlayabilirler. Şimdi bakalım, bir tane fincanım var. Bugün sadece izleyene özel bir fal bakmak istiyorum. Açıyorum ve hem size gösteriyor olacağım fincanınızı hem de yorumlamaya başlayacağım arkadaşlar. Tam hanemizin ortasında, yani yüreğimize. Böyle bakın, uç çıkartmış bir sıkıntımız var. Yüreğimiz ağzımıza gelmiş. Çok ciddi anlamda bizi böyle korkutan bir durum yaşamışsınız. Onu söyleyebilirim. Burada karşılıklı biriyle ciddi bir tartışma, bir karardan ötürü böyle karşılıklı kalıp hani ona boyun bükmüş olduğunuzu görüyorum ama buna direndiğinizi görüyorum. Yani karşınızda biri duruyor. Ona böyle bir mecburiyetiniz varmış gibi. Fakat siz bu mecburiyetten sıkılmış ve dimdik durmak istiyorsunuz. Bununla ilgili olarak da böyle bir savaş, bunun tartışmasını, savaşını veriyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Bir kere içimiz çok fazla sıkıntılı, böyle daralmış haldeyiz. İçimizi kendimiz sıkılıyoruz. Üst üste yaşanılan olaylar bizi oldukça boğmuş durumda. Aldığımız kötü bir haber yüreğimizi böyle bir ağzımıza getirmiş. Biriyle karşılıklı konuşmamız var. Şimdi bu karşılıklı konuşma tam olarak şöyle. Bir T harfi görüyorum. Trabzon'un T'si. Fatsa'nın F'si. Evet, harfler vermiş fincanınız bana. Fatsa'nın F'si, Trabzon'un T'si. Bu harfler içeren biriyle karşılıklı bir konuşmamız var ama bu konuşma tamamen böyle sizin bir kusmanız, bir dolduğunuz üzere taşma. Artık içinizde biriktirdiklerinizi karşı tarafa söyleme ile alakalı bir konuşmanız var açıkçası. Bunu söyleyebilirim. Yani karşılıklı konuşmalarınız o kadar fazla ki kafanız oldukça dalgın, dağınık, sıkıntılı. Böyle yüreğime oturdu diyebilirim. Yani halsizlik, yaptığınız şeyden zevk almama, canınızın hiçbir şey istemeyişi, en sevdiğiniz şeyin size keyif bile vermeyişi. Böyle bir ruh haliniz var ama hani genel anlamda şey, böyle normalde dar canlı bir insanmışsınız. Hemen olsun, hemen tamamlayayım. Aceleci bir yapınız var. Fakat bu ara öyle diyorsunuz ki her şey ayağınıza dolanıyor. Yani böyle bir göze gelmeniz de söz konusu. Her şeyin ters gitti. Hani böyle resmen öyle bir sarmal olmuş ki her şey üst üste geliyor ve hani inanın hani böyle her kötülük üst üste, bu kadar mı denk gelir diye isyan ediyorsunuz. Böyle bir ruh hali verdi bana fincanınız. Bu bir süreç, bunu söyleyebilirim. Sevineceğiniz bir durum yaşayacaksınız. Bu sizi mutlu edecek. Kısa boylu birinden karşınızdaki kişi kısa boylu vermiş bir haber alıyorsunuz. Çok aydınlık da sizi biraz ferahlatacak. Hatta beklediğiniz bir haber, bir şey gibi düşünün. Çözümünüz bu habere bağlıymış gibi bir şey sonuçlanacak bu haberden sonra. Evet, ondan sonra biraz rahatlamanız var açıkçası. Yani genel anlamda baktığınız zaman şu an ruh haliniz gerçekten dibi görmüş. Böyle artık hani çıkmazda olduğunuz bir süreçte olduğunuzu veriyor fincanınız bana ama şöyle, şurası çok aydınlık, bu sürecin sonlanacağını söyleyen bir fincanımız var. Oldukça ferahlayacağımız günler çok uzakta değil. Biriyle ayrı düşmüşsünüz. Bu ayrılıkta kademe kademe birbirinizden uzaklaşmışsınız. Birbirinizden kopuşunuz var ama bu birden olmamış. Çok ani bir durum değil. Yani böyle yavaş 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 birbirinizden uzaklaşmışsınız. Şu an belirli sebeplerden ötürü ayrı, karşınızda ancak birlikte değilsiniz. Ayrı kaldığınız birini görüyorum. Gerçi bu ayrılık sizin için çok önünüz aydınlık, yani bir kavuşmayla sonuçlanabilir. Önünüz aydınlık dediğim gibi. Hani böyle bir ferahlık, bu ayrılık size iyi gelmiş. Ya da bu ayrılık sonrası sizin adınıza kısmetli sonuçlanacak anlamında bir aydınlığınız var.
Bu ayrılık sizin için iyi olacak sonrası en azından. Şimdi burada alacağınız bir kararsızlık, ikilem yaşadığınız bir durum var. Yani bir gün bir karar alıyorsunuz, ben bunu uygulayacağım diyorsunuz. Ertesi gün bu karardan vazgeçiyorsunuz olarak vermiş fincanınız bana. Biraz kafanızın karışık olması şu an ruh halinizin sağlıklı karar alamadığını görüyorum açıkçası. Çünkü bir hani sıkıntı öbeğinin içindesiniz. Maalesef maddi manevi vermiş. Hatta çevremizdeki ikili ilişkilerimiz de bizim bu ara çok kötü olduğunu söylüyor fincanımız. Bir ampul var. Yani böyle bir şey resmen bir aniden sizin başınızda şimşeklenecek, bir fikir verecek, size aydınlık olacak, sonucunda aydınlık sağlayacak bir aydınlanma yaşıyorsunuz. Aklınıza bir fikir geliyor. Belki bir çözüm odaklı bir sonuca bağlayacak, almanız gereken bir kararı almak zorunda kalabilirsiniz. Yani biriyle burada sarmaş dolaşsınız. Biri resmen gitmek üzere gidiyor gibi ama siz o insanın gitmemesi için her şeyi yapıyor gibisiniz. Sarılmışsınız ona, gitmesine engel olmaya çalışıyorsunuz ama o insan kafasına gitmeyi kurmuş. Böyle bir durum var. Buna da canınızı sıkıyorsunuz. Yani jet hızında olacak bir şey. Bayağı size böyle öyle ansızın, öyle beklemediğiniz bir anda gelecek ki jet hızıyla gelecek olan bir çıkış noktası. Bakın bir aydınlanma yaşıyorsunuz dedim. Yani bu jet hızıyla gelişen, aniden beklemediğiniz, olumlu gelişen bir durumdan sonra da bir aydınlanma yaşıyor olabilirsiniz. Kararsızlıklarınızla alakalı ciddi anlamda o aydınlıkla sonuçlanacak bir aydınlanma yaşıyorsunuz, bunu söyleyebilirim. Yani normalde zaten yapı itibariyle bire bin katan, evhamlı, daha panik böyle. Yani aceleci bir yapınız var diye demiştim. Bu birazcık da böyle olumsuzluğu hemen başımıza en kötü şey gelmiş gibi çıkmazda hissettiğimizde bir yapımız olduğu için böyle bir olumsuz şeyler sizi çok çabuk demoralize ediyor. Ama şunu söyleyeceğim. Şu aydınlanmanızdan sonra bakın bir T harfli biri daha çık. Yani T harfli insanla ilgili bir aydınlığınız oluyor, onu söyleyebilirim. Sonucunuz güzel olacak. Bir aydınlık yaşayacaksınız. Boynu bükük bir insan görüyorum. Bu boynu bükük insan biraz çaresiz. Bu siz de olabilirsiniz. Yani yalnız olduğunuzu, şu an bir çıkmazda olduğunuzu ve çıkış noktanızın olmadığını düşünebilirsiniz ama gelecekte iyi şeyler yaşayacağınızı gösteren, umut vaat eden bir fincan açıkçası. Aslında kısmetli de bir insansınız. Bir, iki, o peş peşe yani bunun sayısı yok. Küçük küçük parça parça alacağınız güzel güzel kısmetleriniz olacak. Bunların arasında olumlu haberleriniz de var ama yani şöyle ansızın gelişen şöyle bir yapınız var. Açıkçası fincanınız bana der ki hani böyle aniden gelişen biraz şans kapınız açık sanıyorum ki. Çünkü hiç beklemediğiniz yerlerde ansızın sizi bulacak olan olumlu haberler ve gelişmeler yaşayacaksınız. Biraz soğukkanlı olmaya çalışın. Birazcık aceleci tavrınız da bir an önce netleşsin diye sizi bu denli boğmuş olabilir ruh halinizden bahsediyorum. Şimdi bir sevinç gözyaşınız var. Yani bir şeyler o kadar güzel ilerliyor ki. Şimdi göstereceğim tabağınızda. Bakın bu sizin haneniz. Hanenizde bir laf kalabalığı var. Bu biraz böyle hanenizin içindeki insanların sizi konuşması var. Yani destekleyeceğim dedikleri insanlar diyen insanlar sizi belki desteğin geri çekti. Yani sözünde durmadı anlamında. Biraz böyle sizi çekiştiriyor, eleştiriyorlar diyebilirim. Bu akraba, eş, dost dedikodusu falan değil. Ha, bariz hane tarafından eleştiriliyorsunuz. Bunu söyleyebilirim. Çok güzel beyaz bir kalbiniz çıkmış. Tertemiz bir feraha ereceğiniz bir kalp. Bir kişi var ki burada sizi dışarıdan izliyor, takip ediyor. Bu insan sizin hayatınıza değinecek, değinen biri. Çok temiz bir kalbiniz çıkmış. Yani ayrılmış çiftler için söylüyorum, ayrılık yaşayan, ilişki yaşayan insanlar için söylüyorum. Şu an bu uzlaşmadığınız bir durumu ayrılıkla netleştirdiyseniz eğer,
İnanın bana şurada bekleyen bir kısmet var ki sizin gerçekten ayaklarınızı yerden kesiyor, bunu söyleyebilirim. Aradığım huzuru ve mutluluğu bulacağım dediğiniz biriyle beraber olacaksınızı söyleyen bir fincanımız var. Şurada bir güçlenme, yani güçlenme aşamasında çok çırpınıyorsunuz. Çok fazla ödün vermişsiniz. Yani eliniz ahtapot gibi olmuş. 3-5 tane kol bir yerde, hani böyle çok çabalayan, sizin çok çabaladığınızı görüyorum ama çabanızın karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Çok temiz bir horozunuz var. Size gelecek olan temiz haberler üst üste. Yani ansızın ne oluyor bilemiyorum ama diyorsunuz ki ben çok şükür bugünleri görebildim, bunu söyleyebilirim. Yani umudunuzu kaybetmeyin ve olumsuz olmayın derim ben tavsiye olarak sizlere. Bugünlük tek fincan olarak fal baktım. Her gün videoma zaten ben videolar yüklüyorum. Her gün kanalıma yeni videolar yüklüyorum. buketlekahvefali@gmail.com benim mail adresim. Ayrıca Instagram hesabıma da yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Sağlıkla kalmanızı temenni ediyorum. Şimdilik bugünkü falım bu kadardı. Bir sonraki falda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.